Merhabalar arkadaşlar, Yara Öftüş Eğitim'den Gözde ben. Bugün sizlere mükemmel bir örneğimiz var. Gültekin kız kardeşler burada bir eksikle. Gülteki hala Amerika'da şu anda. Ama onun dışında yanımızda olan 4 tane Gültekin kardeşler var. Bu Gültekin kardeşlerin özelliğini hep beraber dinleyeceğiz ama ufak bir özet geçmem gerekirse birazdan kamera çevrildiğinde göreceksiniz ki bu 4 tane güzel kızımızdan birini Dubai'ye, diğer 3'ünü Amerika'ya birkaç kez Work and Travel'a yolladık. Hatta İlk ele başları diyebileceğimiz Gülsüm de aramızda ve bu kez artı biriyle beraber Amerikalı damadımızla beraber bizlerle ve kızlarımız da şu anda Work and Travel programı için tekrardan kayıt yeniliyorlar. Şimdi sizler için ufak tefek sorular soracağız kendilerine. Sultan bu sene 3 olacak senin. İnşallah. İnşallah. Senin Beyza'nın 2 olacak Work and Travel'ı. Meryem 2 katıldı. Şimdi orada Evet. 2 oldu. 2 kere geldi. Aynı şekilde sen Dubai'ye gittin bir kere. Bu yaz gittin değil mi? Evet. Tabii bu yaz. Mart ayında gittim. Kübra aynen. Evet. Mart ayında gittin. Yani aile biz çok şokum. Benim babam bu kadar internet. 5 kızım 5'ini de yolladı. Nasıl geçiyor? Nasıl bir şey? 5 kızın, bütün ailenin, fertlerinin böyle yurt dışında olması eş zamanlı olarak babanız ne diyor? Çok güzel. Yani bilmiyorum, ben orada ablamlarla birlikte gezdiğim zaman zaten dünyayı gezmek ailedeki herkesin hayaliydi. Aynen. Ve buna başlamış olmamız çok güzel. Tüm aile olarak Vegas'a gittik. O kadar güzel. Aynen, harika bir şeydi ya. Sabah kalkıyorsun, yanında istediğin kişiler var. İşte akşam yatıyorsun, istediğin kişiler. Normalde Work and Travel öğrencileri hep birlikte gezerler. Evet. Ama tanıştıkları 3 aylık arkadaş. Falan olur. Benim yanında ablamın ve kardeşlerimin olması o kadar güzel hissettirdi ki bana. Gerçekten hani, hayalimizi gerçekleştiriyoruz. İnşallah gerçekleştirmeye devam ederiz. Yasin, en güzel örneğimiz az önce hani Gülsüm de dediği gibi, Gülsüm ilk geldiğinde son sınıfta, bir kere son sınıf olmasının engeli var gibi oldu. Geldi, o zaman evet türban vardı, türban engelmiş gibi konuşuyorlardı. Bir de şey, insan istersen şey düşünüyor, ya nasıl izin verecek, aile izin verecek, yukarı gidecek, kız mı, zor olur falan gibi. Aynen. Sen bence bu noktada asıl etki, hani fitili çakan sen oldun. Bence ondan sonra ailen daha rahat. Evet. Kızları yolladı. Kübra yolladı. Yani. Ben ilk babama ben ilk konuştuğum zaman bu olayları bana dediler ki baban kabul etmez. Evet. Ben yani gerçekten babamdan aşırı derecede korkuyordum ve ben böyle şeyim, babam televizyon izliyor. Gittim baba dedim, ben gitmek istiyorum. Ne diyorsun? Nereye gidiyorsun dedi böyle. Televizyonun kapatıyor. Nereye gidiyorsun sen? Dedim ben Amerika'ya gitmek istiyorum. Senden ya bakarız falan deme. Dedim ki senden herhangi bir şey istemiyorum ben. Sadece evet de param da var benim, pulum da var. Ben hani cesaretim de var. Ben gideceğim. İngilizcem de var yeteri kadar. Sen evet de yeter bana. Babam da sağ olsun şey yaptı böyle. Baktı. Bir bakalım dedi. Gidersin dedi. Bir dedi ki mülakattan geçebileceğin mi dedi böyle. Sonra mülakattan geçtim. Ondan sonra şey falan yaptı böyle. Bir bakalım iş bulabileceğin mi? İşi buldum. Dur dedi, vizeyi alabileceğin mi dedi. Dedim işte vizeyi aldığım gün babamı aradım ben. Dedim baba ben vizeyi aldım. Dedi gidiyorsun yani sen. Dedim baba bir senedir yaşıyorum ya ben burada. Ve babanın adı neydi? İhsan. İhsan ve kızlar önce, kızlar daha yeni geldi arkadaşlar buraya. Amerika'dan da ayaklarının tozuyla geldiler daha. Evet, kızlar Amerika'dan gelmeden önce İhsan Bey geldi. Kızların ön kaydını yatırdı tekrardan ikisi için de. Evet. Ailece artık yolda. Kısmetse İhsan Bey'i de az önce söylediğimiz daha cümle ziyaretleri. Valla yapıyorsak katılacağız onlara yani. Olur size ya. İnşallah, şimdi bakıyorum zaten şu anda aileye mükemmelsiniz ya gerçekten. Gülsüm gidecek zaten eşiyle, Sıfak ve eşi Sem'le. Sizler Work and Travel'a gidiyorsunuz, Beyza ve Sultan evet, zaten. Meryem zaten orada dil okuluna gidiyor. Şimdi Kübra'nın da aynen öyle üniversite görüşmesi var. İnşallah yarın bu güzel, video ben paylaşıldığında vizesi onaylanmış olacak. İnşallah. Herkes de buradan iyi dileklerini istiyoruz. Olmazsa ikincisi için tekrar dualarınızı isteriz. Fatiha falan. İnşallah Kübra da yanlarına gidecek. Ya bunda iyi niyet ve gerçekten yola çıkarken niyetiniz çok önemli. Evet. Hiç böyle çıkmamıştı kızlar. Hadi bir gidelim, hani amacı bir evleneyim, orada kalayım vesaire. Şu anda herkes mükemmel bir şekilde ilerledi. Ki öyle de belli. Farkındaysanız damat adını vermeyeceğim. Adını verince anlıyor. Damat deyince de muhtemelen dur ama her biri Gülsüm'e bakıyor. O yüzden Gülsüm, biraz sorular sormak istiyorum damada da. What is the hardest thing of Gültekin family? They are very fun. Honestly, no hard things, just lots of fun. Good. They are a very wonderful family. Good. Yeah, they are. Thank you. Yeah, they are cheerful. Very. Yes. They are adorable. Have you ever think about that? Have you ever thought about to, you know, getting married to the Turkish girl? No, I did not think so.
How did it happen? I mean, what is the, how can I say, attractive thing of her? I mean, the attractive is, I mean, for instance, the cook, you know, talency, or maybe you can say that she's caring, you know, soft-hearted, etc. Very good personality. Yeah. It's just wonderful person. Very helpful. Yeah. Very, very willing to help others. Yeah. The last question, what is the oddest thing or interesting thing of Turkish people? Just how similar the cultures are. Very many of the American sayings are the same here, just slightly different. What about the culture? I mean, actually, it's very different, but in many ways it's the same as well. Yeah. It seems to be much more family oriented, which I think is a very good thing. Especially, they are similar, but not similar actually. I mean, for instance, nobody in the United States, you know, kiss you on both of your cheeks, but in Turkey, you have to, you know, kiss both of the cheeks. That's kind of example. I hug him three times. Any, you know, interesting issue? When I met her father, kissing his hand. It's different than in U.S. Normally, U.S. is just. Kind of respect. Yeah, and here it's. Well, it's Lucia Kardash. You have to kiss her. It is. Yeah. It's kind of like the show of, you know, respect. Yes. Yeah. Which I think is very good. Hopefully, you will have a good blue eyes, curly hair. Yes. Yes. Amin. Süper. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı hanımlar? Kübra mezun diye yollayamadık Amerika'ya. Tabii ki Kübra vazgeçmedi. Evet, tabii gitti. Bir daha yapıyoruz. Dubai'ye gittim, dil okuluna gittim. Orada dil okulunda okudum. Orada da çok güzel aslında. Orada da hayatım çok güzeldi de. Evet, yine evet, hani aslında olsa da olmasa da çok da şey değilim ama kardeşlerim orada olduğu için birazcık evet, Amerika'yı istiyorum. Evet. Hep birlikte olalım diye. Evet. Ondan dolayı. Yoksa Beyza İngiltere'de yaşamak istiyor. Ben Kore'de yaşamak istiyorum. Yani. Hepimiz çok farklıyız ama işte başlattı bir kez. Aynen. Süper. Peki şeyi merak ediyorum. Şimdi dedi ya mesela babandan izin alırken dedi ya baba her şeyi ben halledeceğim diye. Evet. Çalıştın mı? Çalıştım. Aynen çalışarak zaten parayı biriktirmemin sebebi şeydi. Araba alacağım kendime ben. Oydu yani. Sonra dedim arabayı ne yapıyorum? Amerika'ya gideyim. Hani kim 12 bin TL ile Amerika'ya gidip gelmiş ki diyordum. O zamanlar 12 bin TL. Evet onu istiyordum. Çünkü bu bir yatırım gibi olmuş. Aynen. Sen para biriktirip kızları sen mi karşılıyorsun? Meryem'e amacımız şeydi. Ben Meryem'e yardım edeceğim. Meryem Sultan'a, Sultan Beyza'ya falan da öyle. Yok. Gerçekten ne oldu? Aynen. Vallahi. Hani arada el atıyorum falan ama çoğunlukla kendileri hallediyorlar birçok şeyi. Ya. Evet. Ne güzel ya. Maşallah. Aynen. Ne diyelim? Allah kavuşursun diyorum inşallah. İnşallah. Özellikle yüzüne söylediğinde kızlara. Özellikle kız öğrenciler olduğu için güzel bir örnek oldu. Hani hepsinde kadın öğrencimiz olmasına. Hani çekinenler oluyor. Ne bileyim, emin olamayanlar oluyor ailelerden de, kız öğrencilerden de oradayken güvenilir olur mu olmaz mı vesaire diye. Ne diyorsunuz? Ben hiçbir ırkçılığa da uğramadım. Herhangi bir Allah korusun taciz olayı falan da olmadı. Çok da güvenliydi benim için. Hı. Hani yaşadığım zaten yer Bayamik'ti. Bayamik de öyle küçük bir yer. Hani böyle iç içeydi herkes. Aynen. Onun için bende sıkıntı hiç olmadı. Bence kesinlikle cesaret edilmeli. Bir daha böyle bir şey yaşamanız mümkün değil. En azından denemedim demezsiniz bence. Bence de. Çok güzel üçüncüye gidiyor. Bayağı. Yani gerçekten bana arkadaşlarım soruyorlar Gülsüm biz de gitmek istiyoruz nasıl yapalım ne yapalım. Aynen bana anlat diyorlar anlatıyorum ve şey diyorlar ya benim annem işte yapamazsın dedi benim işte şu arkadaşım gidemezsin dedi. Ya diyorum siz gidin vizenizi bir almaya çalışın bir deneyin en azından. Hani olmazsa bundan sonra en azından dersin ki yaptım da olmadı. Evet. Hani denedim en azından içinde kalmaz belli bir süre sonra yani. Bu şekilde onlara söylemeye çalışıyorum. Hani deneyin, uğraşın, yapın. Gerçekten uğraşın, uğraşınca üstünden geliyorsun bir şekilde. Aynen bir de mesela aslım hastasıyım dedin. Aynen. Çekim aşama dönüş. Eminim ailende gitti ya bir şey olursa. Tabii. Kupra yapacaksın, toz toprak. Aynen gerçekten toprak öyleydi. Hani eminim zoranların da olmuştur ama. Oldu. Hani bir şekilde halloluyor yani bunun üzerinden gelmek lazım. Dualarla falan gidince böyle diyorum anneme sürekli çünkü bunu söylüyorum anne diyorum baba hani.
Eğer orada başıma bir şey gelmediyse sizin dualarınız da gelmedi. Gerçekten her seferinde böyle bir yolun kenarından döndüğüm oldu. Aynen. Her seferinde bir yolun kenarından döndüm böyle ve derim, annem dua ediyor şu an bana. Yani kesin bir şeyler oluyor orada. Anne büyük dua etmiş. Evet. Damadı da getirmiş. Yani en yüzü düzgününden, efendisinden. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ne diyeyim? Ya, biz teşekkür ederiz her şey için. Gerçekten.